Merhaba. T24 ekranında Gerçek Riter adlı programımızla karşınızdayız. Ben Seden Mestan, Yanımda değerli hocamız Profesör Doktor Tayfun Atay var. Hocam Her zaman gibi. Evet, <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam bugün Çok program... şıksın. O, teşekkür ederim. Bugün iki evet, programımız giderek... olduğu için biraz böyle ciddiye alıp da geldim. <laughs> evet. Şimdi programa başlamadan önce isterseniz bir bizim küçük sosyal medya hesaplarından bahsedelim mi belki bir duyuru giderek oluruz. gelişiyoruz değil mi giderek evet. böyle yavaş yavaş yayılıyoruz şey evet. yayılıyoruz buyursunlar evet yani hoca da ben de sosyal medyada aktifiz. o yüzden bir Instagram <laughs> hesabımız bir de Twitter hesabımız var gerçek evet. Reader diye aratarak bulabilirsiniz Bizi oradan dolaşabilirsiniz yorumlarınız tepkileriniz de, tepkilerinizi Tabii. bekliyoruz. Ee, biz yine başka bir, bir, bir gündem vardı Hı. aklımızda ama dün gece bir mektup düştü <laughs> sosyal medya <laughs> üzerinden Güm gördüm. diye düştü. Evet. Ee, Trump'ın evet. Erdoğan'a yazdığı mektuptan bahsediyoruz tabi. <laughs> evet. ee, ben uzun bir süre acaba şaka mı, sahte mi, bu olabilir evet. mi diye baktım çünkü çok e, komik sözler de var. Ne diyorsunuz hocam niye böyle bir çıkış bir anda? <laughs> ya komik <laughs> sözler ama nereden baktığına göre değerlendirmesi değişiyor. Çok ağır sözler diyenler, hakaret diyenler, tabii. işte karşılığı verilmediği için tepki gösterenler var. Yani işte sonuçta bir Trump komedisi aslında. Evet. Ben sana o açıdan katılıyorum. Yani komik sözler. İlginç tabii. Yani sonuçta işte bir kere çok Kısa ve öyle yani sıradan bir not düşülmüş gibi değil mi? Evet, ee, öyle bir şey yani bir mektup deyince biz tabii hep diyoruz ya hani T kuşağı, tarihe yaşarken karışmış kuşak. <laughs> Mektubun bizim hayatımızdaki yeri e, edebi bir e, değeri olan. Bir de politik, e, diplomatik bir şey aslında. Elbette, diyor. elbette ve akla sanırım pek çok kişi de getirmiştir böyle benzeri bir mektup. 1964'te Kıbrıs sorunu üzerinden Türkiye Kıbrıs'a bir çıkartma yapma gibi bir müdahalede bulunma gibi bir seçenek üzerinden hareket ettiğinde o dönemin Amerikan Başkanı Johnson tarafından İsmet İnönü'ye Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak iletilmişti, meşhur tarihte Johnson mektubu diye geçer. Şimdi tabii o da ağır bir mektuptu ve işte Türkiye'yi bir harekattan vazgeçirmeyi hedefleyen bir içeriğe sahipti ama bununla karşılaştırıldığı zaman gerçekten arada çok büyük bir fark var ve sedan bu farkı bence biz dünyanın aslında Nereden nereye geldiğine ilişkin yazılı kültür bağlamında evet. nereden nereye geldiğine ilişkin bir e, çerçevede de değerlendirmemiz gerekir. Hı. Bizim biliyorsunuz programımız esas olarak popüler kültür merkezli olduğu için biz öyle siyasi programlarda olduğu gibi bağırıp çağıracak Hı. durumda değiliz burada. <laughs> Ama şöyle bir şey var yani orada işte Erdoğan'a e, tarih diyor sana şeytan olarak bakabilir bu güzel işler. E, yapmazsan e, işte don't be a tough guy, don't be a fool. <laughs> evet. Yani hakaret e, içerir e, mahiyette ifadeler evet. bunlar. Ama öte yandan da e, yazanın ne kadar düzeysiz olduğunu, yazanın ne kadar hani edebiyattan, kağıttan, kalemden e, ...kopuk olduğunu, okumaktan kopuk olduğunu gösteren de bir yanı var. Yani son derece avam bir e, içerikle hiçbir e, edebi değer taşımayan edepsiz bir mektupla evet. karşı karşıyayız. Oysa ki mesela o Johnson mektubuna baktığın zaman bir kere çok daha uzun bir mektup... ...çok daha dikkatli bir dil kullanımıyla evet yine söylemek istediğini kararlı bir şekilde, ağır bir şekilde söyleyen ama son derece edebi hassasiyeti olan bugün okuduğum zaman bile evet. gerçekten hani bir küçük kısa bir deneme metnini edebi anlamda bir deneme metnini okur gibi okuyabilirsin o mektubu. Şimdi bu tür nereden nereye geldiğini dünyanın anlatan bir durum ve biliyorsun biz geçen haftada Politician dizisi üzerinden evet. e, günümüz dünyasında, meşhuriyet çağında, görselliğin, görsel kültürün hayata bu kadar hakim olduğu bir çağda yazının ve yazıya dayalı güzel söz söylemenin ne kadar geriye düştüğünü tartışmıştık. Bu aslında bizim bir fantezi olarak, bir kurgu olarak geçen hafta karşımız ele aldığımız The Politician dizisinin hayata geçmiş hali. Evet. Trump'un mektubu. Gerçekten hani komik içeriği ve evet, yani. e... günlük hayatta da bizim birbirimize bile söylemeyeceğimiz şeyler. Yani evet montren... evet. O rahatlık içerisinde çünkü hani dünya öyle bir noktaya da geldi aslına bakarsan hani edebi hassasiyetlerini yitiren hikmet ya da işte düşünce tefekkür, bütün bu hassasiyetleri yitiren işte sosyal medyada da biliyorsun insanların birbirine saldırmaları, dil kullanımındaki düzeysizlik, bayağılık ve işte vurdun duymazlık yani dikkatsizlik, bütün bunlar aslında ee, balık baştan kokar e, diyebileceğimiz bir tabloyu karşımıza çıkarıyor. Evet. Şimdi tabii herkes buna bunun cevabının ne olacağını e, merak ediyor. E, bir şekilde bugünün dünyasında bütün liderler Trump da öyle. E, işte başka pek çok e, liderin dil kullanımının e, nereden nereye geldiğini bize gösteren e, çok çarpıcı evet. bir örnek. Bana bu. işte size de bahsetmiştim. Bir şarkı var pop şarkısı Billie Eilish'in Bad Guy diye tam sözleri falan böyle sokak dilini anımsatan evet. bir şey ve burada da Trump'ın mektubunda da sürekli onu çağrıştırıyor bana. Yani o kadar böyle sokağa ait bir evet. ki yani bunu bir şey olarak söylemiyorum. Evet. O yüzden komik geldi. Sokağa ait olduğu gibi işte biraz da yani bu işte... O pop şarkısından daha çok esinlendiğini <laughs> ve Trump'ın hani olabilirim. kitap okumaktan çok bir seyir adamı olduğunu, bir görüntü adamı olduğunu ve işte Amerikan politikasının tam da o The Politician'da vurgulandığı gibi ne diyordu orada? Hatırla yani Reagan sonrasıyla ilgileniyorum. Genç bir <laughs> ileride başkan olmaya başlayan genç bir çocuk. Reagan sonrasıyla ilgileniyorum. Çünkü Celebrity... Meşhurluk Başkanlığı, Televizyon Başkanlığı, televizyonla var olma, görüntüyle var olma başkanlığı, düşünceyle değil görüntüyle var olma başkanlığı, atraksiyonla var olma başkanlığı onunla başladı. İşte tam o başkanlığın belki en tipik karşılığı Trump olarak bugün bu örnekte ortaya çıkıyor. Peki o zaman biraz asıl gündemimize dönelim mi hocam? Bunu mı? bu şekilde bir küçük yorumla Evet aynen e, aslında bunu da bağlayabiliriz. Olalım. Yani e, biliyorsunuz Dilek İmamoğlu Madame Figaro dergisinin <laughs> kapağına çıktı. Evet. Ve tüm hafta boyunca aslında bunu konuştuk evet. sosyal medyadan da kendi aramızda da. Evet. E, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi evet. Dilek İmamoğlu. E, aslında e, şöyle biraz Madan Figaro'dan isterseniz çok kısa bahsedelim. Bu yabancı <laughs> e, Fransız kaynaklı bir dergi. Bir sürü edisyonu var. Türkiye'de de Vogue, Elle gibi Türkiye edisyonu da var Madame Figaro'nun. Aslında Figaro dergisi, Le Figaro gazetesinin Cumartesi eki gibi çıkmaya başlıyor. Sonra dünya çapında pek çok farklı edisyonu oluyor. Yani her yerde haftalık veya aylık değil yani <laughs> değişiyor. Bizde de e, Türkiye'de 2000'li yılların başında geliyor. Birkaç farklı <laughs> yayıncı tarafından çıkarılıyor. E, genelde bu Madame Figaro, Elle ve işte Marie Claire gibi dergilerin biraz herhalde Fransız devrimci <laughs> ruhundan kaynaklanan bir şeyden dolayı Toplumsal politik tarafı biraz vardır, e, Türkiye'deki edisyonlarda bunu yapmakta bir zor olabiliyor Hı -hı. E, koşullardan ötürü ama mesela El Dergisi bu ay Kadın Hareketi'ne adamıştı sayısını. Pek çok evet. başarılı, cesur ve kendi alanında söz söyleyen kadınla bir araya geldiler. Hı -hı. Belki Madan Figaro da biraz politik Hı -hı. bir duruş sergilemek istedi o, istemiş olabilir bilmiyorum. E, bu sayıda kapakta Dilek Remaoğlu var. <laughs> Öyle bir izlenim aldın mı sen? Röportajdan yani öyle bir izlenim de... almadım evet. <laughs> açıkçası onu söyleyeyim evet. çünkü daha çok günlük hayata dair değiniyorlar Dilek İmamoğlu'nun evet. günlük hayatına evet. bir başkan eşi olarak evet. onu Bir sıfırın aslında evet. e, dünyasına yönelikmiş gibi, e, evet. gibi bir içerikle şekillenmiş değil mi? Aslında bu Michelle Obama gibi ya da atıyorum Kraliyet Ailesi sürekli GQ'nun Vogue'un kapandıdır. Hı hı. Konuk hı hı. editörlük yapar. Hı hı. Michelle Obama da first lady hı hı. kimliğiyle zaten çok iyi kullanıyor hı hı. popüler kültürü. Evet. O biraz e, aslında olan bir şey. Evet. Bir evet. defa olmuyor. Evet. Türkiye'de de bunu hani yavaş yavaş yaygınlaşıyor evet. gibi diyebiliriz belki. De. E, ya çağ hali bu. Hani biraz önce sen söze başlarken e, aslında birinci konumuzla konuştuklarımızla bir sürekli var dedin gerçekten. işte meşruiyet çağında. Siyasetçi olmak, siyasetçi yakını olmak biraz böyle bir şey yani ana belirleyen matriks bu ve bu matriks içerisinde nedir o matriks onu netleştirelim mesh endüstrisi mesh ne medya entertainment show endüstrisi eğlence endüstrisi, medya endüstrisi, show endüstrisi. Bunun içerisinde akan bir hayat var ve bu hayata siyaset de uyumlanıyor, din de uyumlanıyor, ideolojiler de uyumlanıyor, sanat da uyumlanıyor. Her şey bunun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tabi burada ne denebilir? Yani sonuçta Dilek İmamoğlu'nun bu tercihidir, kendi tercihidir. Hı hı. Bir özgürlükçü ruhu olduğunu zaten evet. metni okuduğumuzda da görüyoruz. Onun bireysel kararıdır. Buna elbette saygı duymamız gerekir. Bu arada tabii Türkiye'de uzunca bir zamandır devam eden bu dinbaz politik siyasetin hı hı. yarattığı kararttığı seküler yaşam biçimi, üzerine kabus gibi çöktüğü Türkiye toplumunun seküler bir hayatı sürdürmek isteyen kesimlerine yönelik Empozeler, uygulamalar karşısında biraz bu hani seküler toplum açısından da gösterelim mi şöyle evet, istersen zaten moral da gösterdi. gösterdiler. Evet. Moral motivasyon açıklayan, aşılayan bir yanı da oldu sanıyorum. Yani gelen mesajlara baktığımızda tepkiler arasında dilek hanıma sahip çıkan bu yönde mesajlar vardı ama öbür taraftan biliyorsun. Bunu işte bir taraftan evet. Suriye'de savaş devam ederken orada işte askerimiz cephede evet. canla başla mücadele verirken bir tür böyle ne diyelim işte sosyetik ve işte dünyadan bir haber tavır olarak anlayanlar ya da öyle yorumlayanlar oldu. Oysa ki biliyorsun bu çok daha önceden değil tamam. mi? Evet harekattan önce. Çekim harekattan şey önce olması gerekiyor evet. çekimin. Şimdi tabii orada da şunu düşünmek gerekir. Yani hani moda endüstrisi var da savaş endüstrisi yok mu? <laughs> yani evet aslında. Yani sonuçta dünyada herkes barış diyor ama bir savaş endüstrisi var. Yani savaş endüstrisinin mevcut olduğu yerde ve bütün ülkelerin işte silah daha çok silah üreteceğiz dediği bir yerde barıştan söz edenlerin de riyakarlık ve ahlaksızlıklarını bir yandan görmemiz gerekir. E sonuçta hani savaş endüstrisi işte Suriye'de bu ülkenin çocuklarını sahneye çıkarıyor. E, moda endüstrisi de işte e, Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eşini sahneye çıkarıyor. Dolayısıyla hani bunlar arasında bir sanki karşıtlık görmekten ziyade ben biraz büyük resme baktığımda ve hani gerçek gridir bizim başlığımız biliyorsun. Ak ve kara karşıtlığından uzak yaklaşmamız gerekiyor. Sonuçta burada da işte bir moda endüstrisiyle ilişkili bir yönü olduğunu da elbette konuşmamız evet. gerekir. Bireysel tercihine karışamayız ama sonuçta bir olgudur ve bu olguyu da değerlendirmek, analiz etmek durumundayız biz. Şimdi bunun kime ne yararı olmuştur? Yani bunu sormamız gerekiyor. Evet. Değil mi? Ee, bunun hani Dilek İmamoğlu'na bir yararı olmuş mudur? Lıf, e, şeye e, Madame Figaro'ya ne yararı olmuştur? Biraz ona. çok yararlı Ha bunu evet <laughs> sana söyletmekti zaten amacım. Madan figür. Sen biraz bu sektörün de içindesin. Evet. Bunları tanıyorsun, yani, biliyorsun. Kapak çok önemli. Bir derginin satışındaki evet. en önemli faktörlerden evet. biri kapak zaten o yüzden. Evet. De, evet. deli gibi çalışıyor. Kapak çekimsin evet. üzerinde dev çekimler yapılıyor. Bu çekimde de e, dünyacının fotoğrafçısı Nurettakeroğlu çekiyor. Styling'i de Ece Sukan yapıyor. bayağı çalışılmış. Hı -hı. Bence çok sosyal medyada da çok ses getirdi. Evet. Çok satıldı. O yüzden ha. yine eh. son saygı. söylediğin çok önemli. Çok satıldı. Yani evet, burada isterler. bir satış, <laughs> burada bir satış pratiğinin söz konusu olduğunu elbette teslim etmemiz gerekiyor. İkincisi burada kitle kültürünün isterlerinin işin içinde olduğunu, işlerlikte olduğunu teslim etmemiz gerekiyor çok bilmiyorum hani aklıma şimdi gelen bir nokta. Biliyorsun bu Chicago belgeselin şeyde müzikalinde sanıyorum bir e, lirik geçer. E, hepimiz kızgın tavaya düşmeye can atan damlalarız. E, biliyorsun Chicago henüz daha televizyon yokken Amerika'da işte eğlence dünyasının show endüstrisinin iç yüzünü ortaya sermeye çalışan, eleştirel yönleri olan bir müzikaldir ve orada işte kastedilen işte star olmak için bir arayış içindeki insanlara yönelik olarak böyle bir söz geçer. Yani şöhretin giderek sıradanlaştığı ve işte starlığın aslında bir damlanın Kızgın Tava'ya düşmesinden o sahneyi Kızgın Tava olarak değerlendiriyor. E aslında işte burası da bir Kızgın Tava. Evet, yani bu da bir Kızgın Tava. Şöyle ki yani bir sonraki sayı için değil mi şimdi bu dergiyi çıkaranlar çoktan unuttular bu kapağı ve yeni What's Next yani sırada kim var bir sonra kim var onun için arayışa geçtiler. Bugünün dünyasında bir sabun köpüğü gibi çok kısa bir sürede bir kapak olup sonra unutulmak da mümkün e, ve biliyorsun bizim burada e, gezi parkının yanında bizim stüdyomuz hemen karşımızda çok güzel bir sahaflar fuarı var değil mi? Orada ben bazen bakıyorum e, gezerken görüyorum bu benzeri dergiler. Üst üste ya. yığılmış eski sayılar gözüme çarpıyor <laughs> ve orada da böyle güzel bir dönem çok öne çıkmış e, yüzleri görüyorum. Sanatçıların, starların yüzlerini görüyorum ama şimdi unutulmuş o yüzleri görüyorum. Ve işte bunun e, yarattığı tabii e, bir hüzün de evet. benim içimi kaplıyor. Üzücü çünkü mesela ben dergici olduğum için asıl olarak ve organik olarak bir sürü dergiyle bağım var. O yüzden aslında hep şey diyoruz yani sadece bir ay geçerliliği olan bir şey yapıp sonra çöp olacak hmm. bir şey yapıyoruz aslında. Yine, kendi yine kendimize. sen bir ay çok bence daha da çabuk işliyor. Abi belki de bu medyada, evet, sosyal belki medyanın evet. olduğu yerde bir birkaç dakika ve hemen <laughs> what's next yeni olan ne sırada evet. ne var o. Yani tabi bilmiyorum şunu şöyle toparlayalım istersen sonuçta biz Ekrem İmamoğlu'nu çok önemsiyoruz çok değer veriyoruz. Dilek İmamoğlu'na da çok değer veriyoruz. Türkiye için bir umut olarak görüyoruz. Onları Türkiye'de sadece seküler toplum değil, muhafazakar kesim de Türkiye'de hanidir ciddi bir basınç oluşturmuş. Bu dindarlık üzerinden siyaset yapan iktidar karşısında benimsediler ve böyle bir umutla biz onların böyle kısa bir süre bugün var yarın yok unutulur pratikler içerisinde olmaktan çok geleceğe açılabilecek uzayabilecek bir süreklilik içinde bizimle birlikte olmalarını Türkiye'nin bu memleketin hayatında insanların ihtiyacı olduğu için yer almalarını istiyoruz bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri bizim kalpten dileğimizdir ve bizim kalbimiz kızgın tava değildir. <laughs> çok iyi hocam. Aslında şimdi benim de aklıma geldi. 2014 yılında e, Emin Erdoğan da bir tabii. derginin kapağı olmuştu mesela. Ayşe dergisinin kapağıydı. Ama tabii. bu kadar bir ses getirme tabii zamanlamadan ötürü de başka bir şey. Bir de tabii. ayrıca Ayşe'nin muhafazakar moda dergisi sloganıyla evet. çıkmasının da bir şey var diye düşünüyorum. Tabii orada da ayrı bir endüstri var. Orada Hı. ayrı bir sektör var. Muhafazakar moda da aslında çok ana akımda henüz bu kadar ses getirmemiş olsa da yavaş yavaş Hı. getiriyor aslında ama Orada da bir varlık sürüyor, bir hareket sürüyor yani. Kesinlikle. Aynı şey yani orada da o kendi kitlesine yönelik olarak Emine Erdoğan'ı e, kullandı. Hı hı. Telaffuz etmekten kaçınmak istedim ama yani burada bir tabi kullanma e, durumu var. Yani bunu görmemiz gerekiyor. Hı hı. Teklif geliyor bir şekilde sonuçta biraz önce ne dedin satışını artırmıştır. Muhtemelen o e, dönemde Emine Erdoğan'ın kapak olması da Ayşe'nin e, satışını artırmıştır. Bu... Tek sadece seküler Türkiye'ye özgü bir şey değil artık. Hı hı. Dindar muhafazakar Türkiye'de bu sürecin içerisinde biraz önce söylediğim gibi Matrix, Mesh, Medya, Eğlence, Show Endüstrisi. Onun içerisinde dindar muhafazakar siyaset erbabı da hı hı. aynı e, davranış kalıbının içinde yer alıyor. Evet modern, seküler batılılaşmış hı hı. E, sosyal demokrat sosyalist e, siyaset erbabı da aynı şekilde onun e, davranış kalıpları içerisinde yer alıyor. Hı hı. E, burada tabi dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü e, bunun biraz önce söylediğimiz işleyiş içerisinde çok kısa sürede tüketimi söz konusu. Bugünden yarına tüketimi söz konusu ve sürekli bu bir endüstri olduğu için yeni evet. imajları, yeni renkleri, yeni yüzleri isteyecektir, talep edecektir. Bu şekilde. Aynı dediğin gibi Emine Erdoğan için de o evet. dergide, Ayşe onun da pek çok biliyorsun başka sürümleri var. Aynen. Orada da muhafazakar moda, tesettür evet, defileleri. Ondan bahsedelim mi hocam? Çünkü orada da yükselen bir sektör var aslında. Evet e, Popüler kültürün içinde özellikle Moda Nisa Hı -hı. mesela Moda Nisa'nın kurulundan Kerim Türet tesettür modasını dünyada ana akım yapacağız demişti. Tamam Ki, güzel. Başardılar gibi diyorsun. bir şey de var. Kapitalizmin, e, kapitalizmi aslında İslam'da ana akım yaptılar evet, bana sorarsan. Olabilir. Mesela Özür şey, dilerim şeyine müdahale ettim Yok yok ben bir ama. rakamlarla konuşmak istiyorum ciddi. <laughs> Independent Türkçe'nin bu konuda bir haberi var. Onlar <laughs> bu konuda çok da bir araştırıyorlar. E, muhafazakar modaya dair Google'da yapılan araş, aramalar sonucunda 149 milyon <laughs> sonuç çıkıyormuş. Yani 149 milyon tane seçenek çıkıyor karşılarında. Müthiş. Görsel paylaşma sitesi Pinterest'te de muhafazakar moda hakkında yapılan aramalar 2019'un başından bu yana %500 artmış. Müthiş. Yani evet bu ekonomik olarak da ilgi olarak da çok büyüyen bir sektör. Yani evet. bu hem Türkiye'de de böyle hem yurt dışında da böyle moda haftaları düzenleniyor. Evet. Muhafazakar moda haftaları düzenleniyor. Evet. evet. Ee, yaşasın diye düşünüyordur evet. <laughs> sistem bu tablo karşısında. Yaşasın tesettür diye düşünüyordur. Mutlaka. Ee, tabii burada daha önce de bu moda nisa konusunu değil mi kısa bir hı hı. çerçevede gündeme getirmiştik. Ee, Independent'a çıkan haberlere baktığımızda bazı yeni tesettür moda hı hı. sektörünün içinde olan isimlerin buna ne kadar moda diyelim, buna ne kadar evet. işte tesettür giyim, ölçülü giyim diyelim gibi bir tartışma içine girdiklerini görüyoruz. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Hep şu söyleniyor. Yani Türkiye'de başını örten dindar muhafazakar kadınlar hep Türkiye'de aşağılandılar ve genellikle alt sosyoekonomik tabakadaki insanların temsilleriyle özdeştirildiler. Yani işte sinema filmlerinde onları işte evde çalışan kadınlar olarak gördük. Evet. Böyle bir ya da işte köylülükle ilişkili olarak gördük. Oysa kendi hani modern dünyada e, bu kadınlar var. E, profesyonel yaşamın içinde var. Biraz bu sektörü öne çıkaranlar işte o seküler zihinlerde yerleşmiş tesettürlü kadına ilişkin e, küçümseyici asimetri yaratan imajı kırmaya dönük hareket ettiklerini söylüyorlar ve kendilerini böyle savunuyorlar ama şey diyen de yanda var hocam mesela Emine Şenlikoğlu da bu açık konuda açıklamalar yapıyor Hı. E, dar giyinenler bile tesettürlü olsa bile e, bol giymesi gerektiğini biliyorlar ve her tesettür Tabii. İslam ahlakını taşımayabilir diyorlar yani Hı. onlar kendi içlerinde de bir İslami kesimde bu konuda için. bir evet. Kesinlikle bu çok uzun zamandan beri var gerçekten. Buna karşı çıkan ve aslında böyle yaparak örtünmeyip açıldığını Söyle. kadınların söyleyenler var. Şimdi tabii bunda da biz yine gerçek reader başlığımız üzerinden biraz önce söyledik. O eski tesettürlü kadını daha aşağıda bir imajla kendince gören, tasarımlayan, anlayışa karşı bir e, ne diyelim iddialı bir çıkış olduğunu söyleyebiliriz hı hı. bu tesettür sektörünün. Hı. Ama öte yandan işte senin söylediğin gibi burada sonuçta hı. eğer tesettür defilesinden bahsediyorsak, evet, tesettür moda, haftaları moda yani. haftalarından bahsediyorsak ve tesettür kreasyonlarının tanıtımından, sunumundan bahsediyorsak hiç kimse kusura bakmasın. Tesettür mahremiyetse biz burada teşirden söz ediyoruz demektir. Tesettür kapanmaysa biz burada açılmadan söz ediyoruz demektir. Emine Şenlikoğlu'nun o verdiği söyleşiyi ben de izledim. Orada ...dindar muhafazakar kadın şık olmalı ama şuh olmamalı diyor. Evet. Sektör öyle işlemiyor. Evet. Endüstriye şıklık yetmez. Ve burada bir rekabet varsa... ...bu rekabetin sonucu olarak farklı tesettür firmaları... ...birbirleriyle kar üzerinden ve bu işi sürdürme üzerinden... ...bir yarışma içerisine girdilerse... Orada artık insanların daha fazla ilgisini çekmenin yolunu arayacaksın. İlgiyi çekmenin yolu da cazibedir. Evet. Cazibenin olduğu yerde şuhluğu bir kenara bırakamazsın. O yüzden zaten moda nisanın bu Londra'daki moda haftasına evet. baktığımız zaman internette e, moda sayfalarına online satış yapan bir dolu değil mi e, şirket var onların sergiledikleri görüntülere baktığımız zaman orada tesettürün e, Allah'ın emri bir e, pratik olmanın çok ötesinde bir e, kadının güzelliğine güzellik katmak ve onu daha çekici kılmak için e, araç sallaştırılmış bir pratik olduğunu düşünmek kaçınılmaz oluyor. Evet bu çok tartışmalı bir konu. İki tarafında da kesinlikle bir sonuca varamadığı ama üzerinde konuşulan evet. bir konu. Hocam şimdi bana ya tatlı tatlı uyarıyorlar tamam, kapanmamız gerektiği için. Git, Ama bir e, evet bu hafta bir çok başka bir konuya geçip hı. bu hafta vizyona giren bir tamam. filmden bahsedelim. Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğin üstlendiği hı hı. kara komik filmlerden hı hı. bahsedelim isterseniz. Hı. Tek bilete iki film birden ile vizyona giriyorlar çünkü hı. E, tek seferde iki film var. Yani evet. birer saatlik iki filmden oluşuyor hı. kara komikler, kara komik hı hı. filmlerin bu ilk filmi. Hı hı. Aslında dört hikayeden hı. oluşacak hı. ve ikinci bir film daha gelecek. Yani hı hı. orada da üçüncü ve dördüncü filmi izleyeceğiz. E, detaylar kesişse de yani ara ara hı hı. böyle karakterler birbirleriyle karşılaşıyorlar hı. vesaire ama çok farklı iki iki hikaye yanılacak iki, iki, iki şeyde de. Sen gördün mü filmi? İzledim evet. E, Şanslısın. Şanslıyım evet. Ben e, filmin setine de gitmiştim evet. geçen sene. Tabi aradan çok zaman geçti bazı biliyorsunuz bu bilet satışlarıyla hı hı. ilgili anlaşmazlıklar oldu dağıtımcı şirketle vesaire. Onları evet. hatırlıyoruz. E, o yüzden bu Cuma günü ancak vizyona girebilecek üzerinden bir sene geçti. E, evet. iki tane film var. İki biz arada, garibanlar ancak baktım. seyredeceğiz Sedan <laughs> evet. Hanım. Çok keyifli <laughs> olmuş. Aslında Kara Komik filmler denmesinin nedenini de anladım. Yani çok komikler tabii ki ama e, karanlık tarafları da var. Özellikle bu iki arada diye başlayan ilk <laughs> film, e, sirkeci da geçiyor. Sirkeci arabalı feribotun bildiğimiz feribotta <laughs> ve oradaki bir çaycının hikayesini anlatıyor. E, setteki röportajımızda şey demişti Cem Yılmaz. E, biraz zeki Demir Kubus filmlerinin filmlerin karanlığını anlatıyor demişti. Zaten ona da anlatmış <laughs> hikaye. O da çok beğenmiş. Komik ama biraz hem insanın üzüyor hem biraz geriyor. Hmm. Ee, diğeri de kaçamak adlı hmm. bir film. Dört tane arkadaşın işte bir kaçamak için hmm. bir spa tatiline hmm. gidiyorlar ama başlarına gelmeyen kalmıyor. Hmm. Orada artık biraz anlatmayayım hmm. çünkü detaylara girmiş hmm. olacak. Yine komik yine gerilimli hmm. eğlenceli bir hikaye olmuş. Evet. Hayırlı olsun bakalım yarın evet. vizyona giriyor. Yani şimdi sen hani biraz komik, biraz üzüldü deyince şunu düşündüm biliyor musun? Ben filmi görmediğim için biraz belki Cem Yılmaz üzerine evet. kendi duygu ve düşüncelerimden bahsedeyim. Tabii ben çok seviyorum Cem Yılmaz'ı. Cem Yılmaz bizi en çok güldüren insan. <laughs> ve biliyorsun bir insana en fazla hayranlık yaratan nokta onun esprileridir. Cem Yılmaz hem retorik olarak yani söz olarak hem de pratik olarak bir komik insan biliyorsun. Cem Yılmaz'ın ama böyle kucaklar dolusu kahkaha üretirken aynı zamanda derinden derine de bir hüzün evet, bütün bir şey. o pratiğinde karşımıza çıkar, yansır. Bunu da en fazla herhalde onun komedi çok fazla hani doğrudan komedi içermeyen dram ağırlıklı filmlerinde Hoka görmek Bazı mümkün. Hokkabazda bazda daha eski ben mesela şeyi unutamıyorum. Her şey çok güzel olacak. Belki ee, bugünün dünyasında ya. dönecek olursak dilek ve ekrem İmamoğlu'na. hani evet. her şey çok güzel olacak. Çok güzel bir sahne vardır orada mesela Cem Yılmaz'ın Masaralan sonunda. Paylaştığı başrolleri o filmde. Yani bir abi kardeş hikayesidir. Ve çok dokunaklıdır. Komiktir ama işte o dokunaklılık, hüzün karşımıza evet. çıkar. Ben şeyde de e, çok, av mevsiminde de Cem Yılmaz'ın performansını çok beğenmiştim. Elbette komedilerini de beğeniyorum ama... Cem Yılmaz'ın avam ile seçkini buluşturan bir yanı var evet. bizim hayatımızda. Cem Yılmaz... Hem çok böyle e, uçarı, berduş bir e, ne diyelim e, insan tipini canlandırırken... ...hem de çok hüzünlü, çok efendi ve çok keskin zekayı dışa vuran bir e, e, insan tipini canlandırıyor. Komedisi bunlardan oluşuyor. Onun yazılı kültür... Altyapısından gelmesinin de ben bunda payı olduğunu düşünüyorum. Zaten hocam şeymiş bu hikayeleri kara komik filmlerdeki hikayelerini 16-17 sene önce yazmaya başlamış. Tabii. Ama o zamanlar şey demişler, yani Gora bile yoktu. Evet. O yüzden çekimi, çekmesine fırsat evet. olmamış. ve Ancak bugün evet. yani geçen evet. seneden itibaren evet. çekmeye başlamış. Evet. Bir sürü hikayesi var. yani Bir iki hikaye evet. daha vizyona girecek. Onun da fragmanları evet. çıktı. Evet. Yani ana ne diyelim hani pergelin sabit ucu Cem Yılmaz da hala yazılı kültür içerisinde. Orada birazcık sanırım Yılmaz Erdoğan'la paylaştığı bir yan var. Ama Yılmaz Erdoğan'dan tabii çok daha fazlasıyla hani bütün vücut dilini de kullanarak komediyi çok çok daha üst düzeylere çıkarabilen, zirveye taşıyabilen bir insan. Ama onun o yazılı kültür ve de demirlemiş ayağının ürettiği esprilerin bugün hala çok uzun zamandır da hayatımızda evet. Cem Yılmaz. Hala kendini yeniden yeniden üretebilmesinde çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Evet. Demek ki yazılı kültür olmadan aslında görsel kültürde de kalıcılık o kadar mümkün olmuyor. Evet. Cem Yılmaz biraz sanki bunu örnekliyor. Aynen çok iyi bir hikaye anlatıcı zaten. Ki evet. anlattığı esprileri böyle bir şey Herkesin aklına en az bir 3-4 tane Cem Yılmaz esprisi vardır. Bu biraz sonradan zamanlı belki sözlü kültüre bile geçecek bir vakitten sonra. Evet. O zaman... E, doldu mu süremiz? Doldu, süremiz yine doldu. açtık mı? Evet. mı? Kızacaklar mı? Kızacaklar yine. Eyvah. <laughs> Ama biz zaten bugün bir de tekrar bir program yapacağız. Çünkü evet. hocaların hocası Yunus Aloskay'ın ölüm yıldönümü evet. olduğu için özel bir program yapacağız saat 1'de. Orada tekrar sözümüze devam popüler ederiz. Popüler kültürü bu ülkede ciddiye almamızı, onun bir sosyolojik çalışma alanı olduğunu düşünmemizi ve bir anlamda da popüler kültürün zehirli yanlarına panzehir üretmemizi sağlamış çok değerli, çok kıymetli hocamız Profesör Ünsal Özkay üzerine bir değerlendirme yapacağız. Bugün saat 1'de. Yine evet. gerçek gridir Aynen. özel. Aynen yine T24 evet. ekranında canlı. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar. O zaman bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Bize sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz yorumlarınızı.